Ondan sonra işte Boncuk her gün işte benim dükkanımın önüne geliyordu. Bana işte ayrılmıyordu dükkanı sabahtan akşama kadar. İşte kötü birisi geldiği zaman hemen havlamaya başlıyordu falan. Tabii bayağı mücadele de ettim sevmeyenlerle. Sevenlerin olduğu kadar sevmeyenler de oldu. Sonra sevmeyenler de Boncuk'u sevmeye başladılar. Çünkü onlara da sahip çıkmaya başladı Boncuk. Bütün mahalleye sahip çıkmaya başladı. İşte sabah işe geliyor benden. Akşam işte eve geliyor. Kapının önünde bekliyor. İşte bizim apartmandakiler biraz kızdılar bana. İşte bu hayvan burada duruyor. İşte istemiyoruz falan diye. Sonra onlara da sahip çıktı. Onları otobüs durağına kadar geçirmeye falan başlamış. Sonra onlar da Boncuk'u çok sevdiler falan. Boncuk'la tanışmamız böyle oldu. Ve o günden beri Boncuk benim peşimde koşturup duruyor. Ben mesela gece 2'de 3'de bazen alarm çalıyor, dışarı çıkmam gerekiyor. Boncuk benim peşimde asla bırakmıyor yanımdan böyle. Bana şey arkadaşlık ediyor. Kimse yanıma sokmuyor. Hele yanımdan birisi geçse ona saldırmaya çalışıyor bana. Yani şey yapıyor yani onu korkutuyor. Beni acayip koruyordu. Çok sahip çıktı bana. Bu beni çok etkiledi bana sahip çıkması. Yani hiçbir karşılık beklemeden sahip çıktı bana. Ondan sonra da işte Boncuk işte uzun bir süre işte insanların peşinden koşturdu, hayta gibi dolaştı falan. Sonra işte Boncuk böyle oldu ne yazık ki. Epi'den beri işte neredeyse bir seneden beri böyle ayaklarının üstünde, arka ayaklarının üstünde yürümeye gayret ediyor. Yürüyemiyor pek. Sonra hiç yürüyememeye başladı. Yaralar açıldı. Şey yarası işte hasta yarası açıldı. Bayağı büyük yaraları açıldı. Bir hemşire arkadaşım geldi. Ona özel ilaçlar verdi. Bakımını nasıl yapacağını gösterdi bana. O koca yaraları kapandı. Hatta bana dediler ki uyut dediler. Fakat benim gözümün içine öyle bir bakıyordu ki ben yani bir yani sadece yürüyemediği için benim onu uyutma gibi bir durumum olamazdı. Çünkü 2 sene önce benim de belim tutuldu ve ben yürüyemedim. Başkalarının yardımıyla dolaşmaya başladım. Sonra denize gittim. 4 ay denizde sürekli sırt üstü yatarak, yüzerek normal yürümeye başladım. Onun için ben Boncuk yürüyemiyor diye Boncuk'a uyutamadım, uyutamazdım da. Çok mücadele ettik. Şu anda olmayan bir abla var. Onunla birlikte çok baktık. Dediğim gibi hemşire geldi. İşte biz nasıl yaralarını düzelteceğimizi, işte özel ilaçlar aldık falan böyle. Bayağı bir özel bakım yaptık Boncuk'a. Ve Boncuk'un yaraları kapandı. Fakat Boncuk'un işte veterinere götürüyorum, başka veterinere soruyorum. Hani diyorum ki hani bu acı mı çekiyor? Hani ben bunu böyle şey yapıyorum ama hani uyutmuyorum ama hani bir acı çekiyor da bir hata mı yapıyorum? Böyle gelgitler olmaya başladı. Fakat gözümün içine baktıkça ben hep vazgeçiyordum. Yani gece çünkü kalkıyorum işte 3 kat aşağı iniyorum. Gece 1, 2, 3, 5 her neyse. Çünkü ağlıyor, yardıma ihtiyacı var. Susuyor işte ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ama yapamıyor, beceremiyor bazen. Sonra dedim ki yüzse çok iyi olacak dedim. Hatta veteriner dedim ki çok iyi olur yüzse. Ama benim Boncuk'u kaldırma gibi böyle kucağıma alma gibi bir şeyim yok, olamıyordu. Yani bedenim buna, kuvvetim müsaade etmiyor, belim müsaade etmiyor. Hatta şu gördüğünüz havuza acaba buraya bir kriko falan yapsam da beline bir şey bağlasam burada mı yüzse falan diye böyle bir şeyler düşündüm ama tabii olmadı bir türlü. Sonra ben işte dediğim gibi aşağı iniyorum. Her gün yüzüyorum. Orada doğayla tanıştım. Doğa baktım yüzüyor falan. Ondan sonra öyle arkadaş olduk doğayla. Sonra doğa nasıl olduysa Boncuk'la tanıştı. Bir baktım doğa Boncuk'u almış. Bir de araba bulmuş onu. Arabayla denize götürüyor ve yüzüyor Boncuk. Ve önce doğaya böyle tepki göstermişti. Yani ağlamıştı. Çünkü Boncuk yabancıları pek şey yapmıyor, benimsemiyor. Çünkü onlardan zarar gelebileceğini, zarar gelmiş o yabancılardan. Onun için güvenemiyor. Yani bir güven sorunu var. Önce mırın kırın etti doğaya. Sonra doğa onu denize götürdü falan. Tabii çok iyi bir şey olduğunu anlayınca doğaya güvenmeye başladı. Sağ olsun yavaş yavaş böyle arka ayaklarının üstünde yürümeye çalışıyor yine, gayret ediyor. En azından ben kaldırırken bana destek oluyor. Beni zorlamıyor. Boncuk işte şimdi hayatını böyle güzel bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ve hala uyutmuyoruz. Uyutmak da, ya uyut kendisi gitsin istiyorum.
uyutmayı da asla düşünmüyorum. Şu an kaç yaşında Boncuk? 15-16 yaşında falan var Boncuk. Ama işte yani Boncuk'un bu şekilde yürümesine destek olan doğa gerçekten benim hayal ettiğim şeyi doğa gerçekleştirdi. Ve bu arada benim soyadım da Karamer. Doğanın kedisinde Karamer'miş. Karamer diye karıştırıyorlar. Bu arada onu öğrendim daha. Hayat çok ilginç. Çok ilginç hayat.